İstanbul Hareketi'ni başlatan Metin Künik abimiz, İslami bir kökenden gelen, bu davanın temellerini oluşturan ve davanın her şeyini çok iyi bilen, yoğrulan, davasına küsmeyen, görev verilmese dahi görev başında olan bir abimiz. İstanbul'un, hakikaten İstanbul'un değil, bugün Türkiye'nin hangi köşesine giderseniz gidin, Metin Künik'in yaptıkları, yapacaklarının da teminatıdır zaten. Yaptıklarıyla da herkes Metin Künik'in yanındadır. Metin Künik hakikaten reisine ve davasına sapasağlam sarılmış bir dava adamıdır. Metin abi demek can demek, Metin abi demek gönül demek, her şey demek. Onun için Metin abi bir başka, reisin sağ kolu desek iyi olur. Onun için o bizim abimiz. Allah yoluna açık olsun. Biz de onların nefeleriyiz. Evet, İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsun? İstanbul Hareketi sessizlerin sesidir bugün. Baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bir beka meselesi dedi seçimden önce. Ama bunu kimse doğru idrak edemedi. Şu an geldiğimiz noktada tabii ki herkesin iradesine saygı duyuyoruz. Lafımız yok. Biz demokratik, özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkes istediği yere oy verebilir. Ondan yana problemimiz var. Ama Kandil'den, dağdan mesajlar verilirse bir dakika deriz. Allah'ın izniyle bu ümmet oraya bir dakika diyeceğiz. Kusura bakmasın kimse. Bir şehit annesinin yüzüne bakamayabiliriz bu saatten sonra. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ve ben diyorum ki kızabiliriz. Bir takım işte yaptırımlar var üzerimizde. Patates soğana kızıp oy vermeyenler var. Onlara sesleniyorum. Diyorum ki bir Suriyeli bana şunu dedi. Kardeş dedi, domates 50 lira olsun, salatalık 100 lira olsun ama vatansız kalmayın dedi. 5 dakika lütfen düşünelim, ona göre hareket edelim. İstanbul Hareketi İstanbul'da seçimin seyrini değiştirir mi? Değiştirir Allah'ın izniyle. Çünkü ben şuna inanıyorum. MHP'li seçmen, AK Partili seçmen ve vatanını, milletini seven seçmen bir durup düşünecek bu sefer. İstanbul eski milletvekili Metin Külüngün liderliğinde İstanbul Hareketi İstanbul Büyük Çamlıca Camii'de sabah namazında buluşarak startı verdi. Şimdi cami avlusunda İstanbul Hareketi gönüllerinden birisinin yanındayız. Efendim öncelikle hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasıl İstanbul Hareketi'ni nasıl görüyorsunuz? Ya İstanbul Hareketi tamamen Binali Yıldırım kazanmaya yönelik bir harekettir. Gönüllü esasına dayalı bir harekettir. Metin Külük abimizi sevenlerin genelde oluşturduğu bir harekettir. İstanbul'un 39 ilçesi ve 900 küsur mahallesinde etkin bir harekettir. Peki İstanbul Hareketi seçimleri etkileyecek mi? Allah'ın izniyle etkileyecek tabii ki. İstanbul Hareketi berekettir. Hayırlı olan her şey berekettir. Ben İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin Külüngün liderliğindeki İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hakkında en iyi hayırlısını düşünüyorum. Yani memlekete, topluma hayırlı olmasını, el birliğiyle bu ülkemize sahip çıkmak. İstanbul Hareketi'ni başlatan Metin Künik abimiz, İslami bir kökenden gelen, bu davanın temellerini oluşturan ve davanın her şeyini çok iyi bilen, yoğrulan, davasına küsmeyen, görev verilmese dahi görev başında olan bir abimiz. İstanbul'un, hakikaten İstanbul'un değil, bugün Türkiye'nin hangi köşesine giderseniz gidin, Metin Külüngün yaptıkları, yapacaklarının da teminatıdır zaten. Yaptıklarıyla da herkes Metin Külüngün yanındadır. Metin Külük hakikaten reisine ve davasına sapasağlam sarılmış bir dava adamıdır. Metin abi demek can demek, Metin abi demek gönül demek, her şey demek. Onun için Metin abi bir başka, reisin sağ kolu desek iyi olur. Onun için o bizim abimiz. Allah yoluna açık olsun. Biz de onların nefeleriyiz. Evet, İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi İstanbul Hareketi aslında çok önemli bir şey. Bunun altını biraz doldurmak gerekirse 1453'te nasıl biz o dönemde ceddimiz, ecdadımız hareket yapmışsa bugün de onunla eşdeğer bir harekettir bence. Neden? Çünkü mücadelemiz 15. yüzyılda başladı diyen bir zihniyetle şu an biz karşı karşıyayız. Bunun altını şöyle biraz dolduralım. Millet olarak düşünelim. Bunun altında ne yatıyor? Ne demektir? 15. yüzyılda mücadelemiz başladı demek ne demektir? Bunu bir dolduralım. Şimdi sağ olsun, var olsun. Sayısını artırsın. Metin abimiz
böyle bir hareket başlattı. Tabii bunda tabanın da büyük katkısı var. Buradaki bütün insanların, camiadaki kendini Türk hisseden, Müslüman hisseden herkesin bunda katkısı var. Metin abimiz önderliğinde böyle bir hareket başladı. Olması gereken bir şey. İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, İstanbul Hareketi zulüm 1453 yılında başladı diyen, vatana ihanet içerisinde olan, hain FETÖ terör örgütüyle ittifak içerisinde olan, dağdan, Kandil'den talimatlar alıp bunları uygulamaya çalışan şer odaklarına karşı bir mücadele hareketidir. Bu mücadele hareketinin lideri de duruşuyla, karakteriyle, halka iç içe olan tavrıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile gençlik yıllarından itibaren mücadele eden Metin Külük abimizin önderliğinde bizim de koşulsuz şartsız destek vererek yanında yer aldığımız bir harekettir. Allah'ın izniyle bu hareket İstanbul'da mevcut illegal bir şekilde hileyle, hurdayla, çalma çırpmayla göreve geldiğini düşünenlere karşı bu sefer inşallah gereken cevabı verecektir. Biz de Metin Külük abimizin vermiş olduğu talimatlara göre bu süreçte yaşanan bu haksızlıkları, yani İstanbul'u seven, İstanbul'da yaşayan, gerçek İstanbul sevdalısı olan ve davaya küsmüş olan da kardeşlerimize çok iyi anlatarak gece gündüz mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle. Peki seçimin durumunu değiştirecek mi İstanbul Hareketi? Tabii ki değiştirecektir. Yani burada zaten burada bir yanlış bir durum yoktu. Mevcut başkanımız Binali Yıldırım zaten seçimi kazanmıştı ama burada bütün Türkiye'de bunu biliyor ki burada haksız bir şekilde inşallah ben tabii ki burada AK Parti sevdalısı ve davaya hizmet eden bir birey olarak da tabii bizim burada üzüldüğümüz nokta şudur. Parti teşkilatlarımız, işte İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Örgütü bu süreci çok iyi yönetememiştir. Ya bu süreçte yani bana göre zayıf kalmıştır. Teşkilatlar bir an önce sirkelenip kendisine gelip yani bu 23 Haziran'daki seçime çok daha güçlü bir şekilde hazırlanması lazımdır. Biz AK Parti sevdalısı olarak, gençler olarak da Metin Külük Başkanımızı da Allah'ın izniyle en kısa sürede bu partimize yeniden bir heyecan, yeniden o eski 90'lı ruhun gelmesi için de Metin Külük Başkanımızın kongreyle veya atamayla aslında bu seçim süreci öncesinde biz derhal göreve gelmesini arzu ediyoruz. Bütün düşüncemiz bu yönde Allah'ın izniyle. İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul Hareketi hakkında şöyle söylemek isterim. Tabii ki İstanbul Hareketi'nde Metin Külük'ün büyük bir teşkilatçı, büyük bir dava adamı olduğunu herkes bilebilir. Yani İstanbul'da Metin Külük'ün olmaması, milletvekili olmaması hakikaten AK Parti'ye birazcık dışarıdakiler bakarken dava adamlarının niye dışarıda kaldığını, neden Metin Külük dışarıda? Metin Külük İstanbul Teşkilat Başkanı iken bizler sandıklarda Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi sandıkta seçim kazanılır. Seçim sandıkta namus demektir. Metin abi bize bunu, bu davayı anlattı. Biz sandıklarda seçimi kazandık. Seçim bu şekilde kazanılır. Ama tabii ki şu andaki teşkilatın hali işler acısı. Tabii ki Metin Külük'ün il başkanı olması veya onun il başkanı değil. Teşkilatın gerçekten teşkilatı bilmesi gerekiyor. Örneğin Metin Külük gibi birinin İstanbul Teşkilatı'nda ve bugün bir sabah namazında şu izamını görebiliyor musunuz? Bir başbakanın bir kalabalığından daha fazla oluyor. Demek ki burada bir hareketlik var. Bir İstanbullu aşkı var. İstanbul aşkı demek Metin Külük demektir. Metin Külük hareketi demek Cumhurbaşkanı hareketi demektir. Cumhurbaşkanımızın da aynen şunu söylemişti Metin Külük bana. Ben 10 senedir tanıyorum kendisini. Benimle Cumhurbaşkanımızın arasında kimse olamaz dedi. Ve bizim hareketimiz ekmeği bölüştüğümüz harekettir dedi. Ama tabii ki İstanbul halkı bunu nasıl biliyor, nasıl anlatabiliriz? Teşkilatçılık çok önemli. Teşkilat gelmesi gerekiyor. Teşkilat Metin Külünkü istiyor. Tabii ki bizler de davadayız. Bizler makam mevki değil. Bizler dava adamıyız ümmet için. Ama ümmetini de bilmesi gerekiyor. Metin abi hiçbir zaman makamı, mevkiyi düşünmeden ümmeti için. Örneğin bir hastayı dahi hastanede dışarıda bırakırken Metin Külük'e gece 3'te telefon açın, telefonunu açar. Böyle insanların gerçekten teşkilatçı olması gerekiyor.
İstanbul Milletvekili Metin Külüng'ün liderliğindeki İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben İstanbul Hareketi'ni şöyle düşünüyorum. Şimdi bir şehirde yaşıyoruz. Bir seçim yaşadık. Bir ülkenin bir şehrinde ilgili seçimi İngiltere, Yunanistan, İsrail, ABD hepsi merak ediyor. Donanmalar kuzeyin, Kıbrıs'ın güneyinde bekliyor. Ve dakika bir Türkiye'ye akıl öğretiyorlar. Bu İstanbul öyle kıymetli ki ne Londra konuşuluyor, Londra'nın belediye seçimi kimse konuşmuyor. Moskova'yı kimse konuşmuyor. Washington'u kimse konuşmuyor. Niye İstanbul konuşuluyor? Çünkü İstanbul medeniyetler beşiğidir. İstanbul Kudüs'ün ve Kabe'nin muhafızıdır. İstanbul mühürdür. Biz de bu mührü sabah namazında Bismillah diyerek tekrar vurarak Metin Bey'in önderliğinde burada başladık inşallah. İstanbul Hareketi biziz. 1071'de geldik, 1453'te tescilledik. Şimdi tekrar deklere ediyoruz. Bu sefer çalamayacaklar. Alacağız dedikleri her şeyi neydi? Çalacağız dediler. Daha çalamayacaklar. Biz Sayın Metin Külüng'ün liderliğindeki İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Metin Bey'i ben çok eski tanıyorum. Onun programlarına ilk burada Çam'da Desti restoranta katılmıştım ben. Metin Bey gerçekten yani dava adamı olmak zor bir şey yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Metin Bey dava adamı olduğuna inanıyorum. Ve gerçekten bu İstanbul'daki yeni harekatın öncüsü olacağına, lider olacağına inanıyorum. Gerçekten ses getireceğine inanıyorum ben. Peki İstanbul Hareketi İstanbul'da seçim sonuçlarını etkiler mi? İnanılmaz etkileyeceğine inanıyorum ben. İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an bence İstanbul Hareketi belediye seçiminden hariç şer odakları bütün dünya Türkiye'ye karşı savaşıyor. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Bunu CHP olabilir, Kürt kardeşlerimiz, yani burada vatan önemli, bayrak önemli. Onun için hepimiz çabalamamız lazım. Milletvekilimiz Sayın Metin Külüng'ün liderliğinde organize edilen İstanbul Hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak diyelim, yıllardan beri gördüğümüz hizmet zaten bunu gerektiriyor. Şimdi ben daha çok şeye hani bu hani Mart'ın sonu bahar dediler, bahar olmadı ya. Evet. Çok basit aslında, onu da çalmışlar. Şimdi bunu yazdığınızda altına geliyor birisi, hani yatacak yeriniz yok diye söyledi. Biz de ona hayır onu da mı çaldınız diye sorduk. Şimdi İstanbul Hareketi azıcık aklı olan bir insan şu soruları sorar. Siz hani mantık olarak ilçede 300 küsür bin oy alıp ilde 1,5 milyon oy aldığını bir tablo olarak önümüze çıkarıyorlar biliyorsunuz. Bu matematik olarak çevirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkarıyor. Tam 1 milyon 200 bin AK Partili ilçede AK Parti'ye vermiş, ilde CHP'ye vermiş. Bunun tersini düşündüğünüzde mümkün olmadığını görürsünüz. Böyle bir şeye inanmamızı beklediler. Böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıkınca da hani daha %5 oylar sayıldığında 17.500 belgeli oyun çalındığı ortaya çıkınca da onu durdurdular. Durdurmaya çalıştılar biliyorsunuz. Şimdi tam tersini düşünün. Herhangi bir CHP'li olacak. İlçede kendi partisi CHP'ye verecek. İlde AK Parti'ye verecek. Böyle bir şey söz konusu dahi değil. Yani böyle bir şeyin olmadığını hepimiz biliyorlar. Onlar daha iyi biliyorlar. Birçok sandıkta da bir oy, sıfır oy gibi oylar çıkıyor. Tabii bu tip organize bir şekilde hem sandık kurulu içerisinden hem ilçe veya il seçim kurulu içerisinden organize tarihin gördüğü en büyük hırsızlık vakası çöktü. Elhamdülillah hak yerini, adalet yerini buldu. Şimdi yeniden sayımla birlikte bizim yapmamız gereken günde 50-60 yerde iftar açan, her gün işte cuma kılan, böyle bir zihniyetle değil de adamların dinden bile haberi yok. Yani atıyorsun, destekli at bari. Saat 9'da falan iftar açıyorlar falan böyle, her neyse. İsimlerini zikretmeye ihtiyacımız yok. Bizim böyle bir zihniyetle işimiz yok. Bizim en çok istediğimiz şey, inandığımız gibi yaşayabildiğimiz bir memleketi bize sunanlardır. 17 yıldan beri bize bunu sunuyorlar. Allah onlardan razı olsun. İnanmadıkları gibi yaşayanlar da, onlara da aynı imkanlar sunuluyor. Yani bugün diskoya gidenin de ayağına çelme vuran yok. Camiye gidenin de ayağına çelme vuran yok. Tek fark şu. Eskiden bizim nasıl giyeceğimize, ne yiyeceğimize, hangi okula gideceğimize ya da gitmeyeceğimize onlar karar verirlerdi.
Şimdi normale döndük. Hamdolsun herkes kendi inandığı gibi yaşayabiliyor. Kudurma sebepleri, şaşırma sebepleri bu. Elhamdülillah. Şu an bunun idrakinde olan bir İstanbul olarak biz Allah'ın izniyle gördüğümüz, tanıdığımız etrafımızdan başlayarak 40 kapı sağdan, 40 kapı soldan tüm sevdiklerimize bu hakikatleri anlatacağız. Ve 2 ay sonra 23 Haziran'da, 23 Haziran İstanbul Hareketi, göstereyim yani, Allah'ın izniyle tekrar zaten yaklaşık 1 milyon fark oyla kazanmış olan Binali Yıldırım tekrar kazanmış olacak. Bunu çok iyi bilen o Emre Uslu gibi bazı fitne odakları o 1 milyon oyun içinden yerini hazırladılar. HDP ile ilişki kurarsa o 1 milyon fark olur dediler. Oysa zaten çaldıkları oyun oranı buydu. O oyun oranı çok iyi bildikleri için ona bir yer belirlediler. Ama Allah'ın izniyle bu millet onlara bırakmayacak.